Evet, ye bakayım. Çirkef şeytanına bak be. Orhonluk ve özdemirlik. Buraya toplayamıyorlar. Oraya toplayacaklar. Ben hayvanları sevmiyorum. Gözüme sokacaklar öyle bütün hayvanları orada besleyerek. Hiç bile yemedi yani. Biraz kokladı kokladı o kadar. Bir tane daha geldi. Hadi ye bakalım. Sırf hayvanlar orada gözümün önünde heykel etmek için. Niye karıştı lan bu görüntü? Ne oldu bu görüntüye? Böyle düzeltiriz. Sırf gözüme sokmak için. Şeytanlığa bak. Ve anında Naran, Naran polise telefon et. Biz balkona çıktık, iki fırt çektik. Biraz sonra gırgır çekeriz. Naran! Evet, kaç videomda var bu? Ben buraya oturur oturmaz gökten düşmüş gibi anında. Şeytanlığa bak be. Neden? Çünkü dava, iftira, ceza yedik. Kim yönetti belli. Emin olun o geldi, düğmeye bastı. Şimdi yiyeceği tuttu. Bunlar böyle düğmeye basarak zehir yedirir bu hayvanlara sıçmaları için. Ki yediriyorlar. Kaç örneğini gördüm. O güneşte duran bütün gün boyu, günlerce o yemler sağlıklı değil. Sonra nereye sıçtıracaklar belli. O yine bozuldu. Yani bu ufak tatlı çocukları doğum hastanesinden, kreşten beri saldırarak saptırıyorlar be. Evet, bu it soyu var ya böyle 7'den 70'e saptırıyor be. İhtiyara bak yani. O kadar uğraştık koruma. Geliyor bu şeyleri yapıyor. Sonra Allah cezasını veriyor buradan. Ve beni suçlu görüyor. Allah kahretsin diye bana burada ayağı takıldı, ayağını vurdu diye. Böyle saptırıyor. 5 vakit namazlı adam bu. Gelmiş oraya yerleştirecek. Girip çıkmayayım diye. Evet, biraz bahçeye hava almaya çıktık lan. Saklanmayın, tekrar fırlayın anında buraya. Ne yani, bu millet kör, anlamaz, görmez. Çayımızı içiyoruz, sonra bir iş yapacağız. Evet, daha çayım bitmedi. Anında kedisini oradaki kanalların oraya gönderdi. Kuyruğunu gördük ancak. İhtiyara bak be. Böyle gaza gelip bu işleri yapıyor. Kim bilir neyle şişirdiler. Tekrar yolu kapatıyor. Sonra düşünce suçu bende buluyor. Panjurumu nasıl kapattı böyle çat diye belliydi. Şişirmişler bana karşı. Yetkililere söylüyorum. Alın onu tımarhaneye kapatın. Çocuklarını koruyun. Çünkü çocuklarına da yükleniyordur. Orada sağlığını korusunlar. Yoksa Fuat Orhon, Kadriye Orhon Özdemirler o kanserliği öldürecek bastıra bastıra.
tekrar leğen dolusu toksoplazmalı bok dayayabilirler penceresinin önüne. Zaten öyle şeyler yüzünden gaza gelip bu işleri yaptı. Şimdi çıkıp o işi yapalım. Bir tezgahlarını daha bozalım. Bu şeyi rahatsız olduğum için değil, kendim sadece gözümü çeviririm bir 10 derece daha öteye görmen. Fakat takıldıkları yer önemli. Elektrik kablosu yeri. O yüzden bunları alıyoruz, başka yere taşıyoruz. Burada da elektrik direği var. Burada daha iyi beslenirler. Sinek kaynıyor burası. Böyle her yere dökmüşler. Kanal diye. Her yere dökmüşler. Kanal diye. Ben geldim, şimdi yiyecek rolü yapacağım. Ye bakayım. Hadi at onu ağzına. Hadi. Yer rolü yapma, yalama, ye. Ah, aferin, bir tane yedi. Bırak biraz bu sinek de yesin. Yumurtasını bıraksın oraya. Da mahvetmişler. İnsanlar buradan geçecek. Burası sinek dolacak. Ve elektrik kablosu. Ve gözüme sokacak. Şimdi bu işlemden sonra tekrar yapmalarını bekliyorum. Çayımız da bitti elhamdülillah. Ve oradan buraya toz sinek peşime takılmış. Hani nerede devam et diye, yemin ederim ben oraya geldim diye yönettiği hayvanı yer rolü yapma. Bir tanecik yedi. Ve aynı Üsküdar'da çarşının oradaki sokak köpeği yine buralarda. Kimle beraber geliyor belli. Nalan. Kimin köpeği belli. Kim onu yetiştirip sokağa attı belli. Ne zaman o ortaya çıksa ardından o. Ve Kadriye Orman'ın kedisi de uğruyor. Bana doğru bakarak oraya çömelecek. Yavrularını bırakıp ot yiyor rolü yapacak. Akbaba Kadriye Orhon ve Fuat Orhon'un kedisi. Yeni oyuncakları veya baskı araçları. Kaçıncı hamile kedisi böyle kucağına getirdi bilmem. Sayısını unuttum. Evet. Kedi üretimi için şeytani şeyler yapan kedileri yetiştirmek için. Şu karşıdaki Rottweiler'in de ortaya çıktığı günü hatırlıyorum. O kadar sık uğramıyor. Fakat stalking için uğruyor. Kesinlikle. Sağdan soldan, önden arkadan olayı budur işte.
O kadar zaman durdum. Tek bir yiyen yoktu. Tam oraya gittim ben. İş yapma. O zaman yiyeceği tuttu. Bu şeytanlığı görmeyen kör.